Türkiye'de kendisini sosyal güvenlik uzmanı olarak tanıtan bazı kişiler türedi. Bu kişiler biz sizin varlıklarınızı, bankadaki paranızı saklıyoruz diye Avrupa'ya yayınlar yapıyorlar. Sosyal medya üzerinde bu tarz anonslar yapıyorlar, YouTube üzerinde videolar çekiyorlar, bazı ulusal gazetelere ve televizyonlara demeçler veriyorlar. Sakın ola ki bunlara inanmayın. Türkiye'de bulunan bir mal varlığını saklamak diye bir şey söz konusu değil. Her şey açık, online bir şekilde görülüyor. Eviniz, arsanız, tarlanız, arabanız ya da bankada paranız varsa bunların hepsini herkes görüyor. Sakın ola ki şunu yaparım, bunu yaparım diye sizden para isteyen, danışmanlık sözleşmesi yapan kişilere kesinlikle herhangi bir imza vermeyin, tek kuruş dahi ödeme yapmayın böyle bir şey mümkün değil sonuçta mağdur olacak olan yine Sizlersiniz bunu sakın unutmayın zaten bu işin sosyal güvenlikte falan bir alakası yok bu iş tamamen ve tamamen değerli izleyicilerimiz vergi ile ilgili finansla ilgili bir konu finans uzmanı vergi uzmanı bile olsa bu konuyla ilgili bir şey yapamaz zaten bir mal var bir para varsa ortada bu zaten açıklanacaktır şimdi değerli izleyicilerimiz Finans bilgileriniz Almanya'ya gitti, Fransa'ya gitti, Hollanda'ya gitti, nerede yaşıyorsanız o ülkeye gitti. Toplu bir halde görecekler. Yani bu hesap hareketlerinin ne olduğunu bilmeyecekler. Ama bir para gelmiş, oradaki vergi memuru size soracak. Diyecek ki, bu paranın kaynağı nedir? Soracak. Yani her ne kadar sizin kira gelirinizi vesairenizi belli etmese de burada açık bir şekilde yazmasa da bir para var. Bunu soracak. Şimdi eviniz, arabanız, tarlanız, arsanız gibi gayrimenkulleriniz, taşınır ya da taşınmaz gayrimenkulleriniz Türkiye'de varsa bunlarla ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Ama kira geliriniz varsa onunla ilgili elbette değerli izleyicilerimiz ne diye soracaklar? Kira yazmayacak ama bu para ne diyecek? Soracak. E siz de kira dediniz ya da evim var dediniz. O zaman diyecek sana hangi tarihte aldım bu evi? Kaç yıldır kira alıyorsun? Ona göre vergi çıkartacak. Evin değeri ne kadar diyecek? E senin bir evin varmış diyor diyecek. Gibi en ince detayına kadar vergi uzmanları, vergi dairesinin memurları bunları sizlere soracaklar. Bundan kaçış yok onu söyleyeyim. Şimdi Yurt dışında emekliliği olan vatandaşlarımız var. Yurt dışı emekliliği yapanlar. Yurt dışı emekliliği bildiğiniz üzere 1 Ekim 2019 tarihinden önce çok kıymetliydi. Önemliydi, hala önemli ama şartları ağırlaştı. 1 Ekim 2019'dan ta sonra değerli izleyicilerimiz nasıl bir hale geldi onu anlatalım. Daha önce 60-70 bin lira ödeyip 2500 lira civarında bir emekli maaşı alınırken 10 yıl geriye doğru borçlanma hakkı vardı. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu 25 yıla çıkartıldı. 60-70 bin lira ödenirken şu anda rakam neredeyse 3-3,5 kat arttı. Eskiden SSK'dan emekli oluyordunuz. Şimdi Bağkur'dan emekli olacaksınız. Erkekler 9000 gün. Kadınlar 7200 gün yani 25 yıl ve 20 yıl borçlanacaklar. Hemen hesaplayalım kaç para yapıyor? Bakın değerli izleyicilerimiz. Günlük şu anda dip rakam minimum 44 lira. 30'la çarparsak aylık rakamı bulmak için her ay için 1320 lira. Yıllık 12 ile çarparsak bunu her yıl için 15840 lira ödeyeceksiniz. Devam ediyoruz. 25 yıl erkekler önce hesaplayalım. Çarpı 25 396.000 lira değerli izleyicilerimiz emekli olabilmek için toplu bir para ödemeni yapmanız, yapmanız gerekiyor. Yani yurt dışı emekliliği artık çok pahalı. Kaç para maaş alacaksınız geleceğim. Peki kadınlar için hesaplayalım değerli izleyicilerimiz. 44 lira dedik günlük. Aylık ne yapıyordu? Çarpı 30, 1320 lira değişmiyor hanımlar için de. Yıllığını buluyoruz tekrardan. Yıllık da değerli izleyicilerimiz 15.840 lira çarpı 20 yıl. 316.800 lira para yapıyor kadınların ödemesi gereken para. Peki euroya bölelim. Euro 9 lira diyelim. 35.200 euro ödenmesi gerekiyor kadınlar tarafından ki Türkiye'de yurt dışı emekliliği yapılsın. Erkekler ne kadar ödemek zorunda? Onu hemen hesaplayalım. Değerli izleyicilerimiz erkekler de 44.000 euro ödemek zorunda Türkiye'de yurt dışı emekliliği hakkından yararlanmak için. Peki 44 bin euro ödediniz. Kaç para maaş alacaksınız? Yaklaşık 1700 lira civarında maaş alacaksınız. 1700 bölü 9 diyelim. Yani 188 euro civarında bir maaş alacaksınız. 44 bin euro ödeyip 188 euro almaya değer mi? Bunun kararını siz verin. 396 bin TL 1700 lira maaş. Değer mi? Ben bir şey söylemiyorum. Bunun kararını siz verin. Şimdi eğer Türkiye'de geçmişte bir yurt dışı emekliliği yaparak emeklilik hakkına sahip olduysanız ve hali hazırda bir emekli maaşınız varsa değerli izleyicilerimiz finansal bilgi paylaşımı var biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak bir bildirimde bulunulmayacak. Yani sizin hesap hareketlerinizde emekli maaşı, kila geliri falan gibi şeyler yazmayacak ama toplu halde ne kadar paranız var, ne kadarı faiz, bu bilgiler yaşadığınız ülkenin maliyesine, vergi dairesine bildirilecek. Yani emekli olduğunuz söylenmeyecek. Tabi sosyal güvenlikle ilgili anlaşmamız var bazı ülkelerle. Onlar zaten otomatik görüyorlar bazı şeyleri. Ama finansal bilgi paylaşımında değerli izleyicilerimiz, emeklilik maaşınız, kira geliriniz ya da başka gelirleriniz ayrıntılı bir şekilde olmayacak. Toplu halde tekrar ediyorum. Aramıza yeni katılan, yeni izlemeye başlayanlar için. Bunlar toplu halde bildirileceği için detay verilmeyecek. Şimdi bu anlaşmadan yapılan 107 ülkeyle OECD üyelerinin yaptığı bu anlaşma gerekçesi kara parayı aklamak. Kara paranın takibini yapabilmek. Ama 8 milyon vatandaşı yurt dışında yaşayan vatandaşlar için bir ülke için bu doğru bir anlaşma değil. Alın terini getirmiş bu ülkeye yatırmış ama biz kalkıyoruz götürüyoruz diyoruz ki al bu vatandaşın bu kadar parası var. Çifte vatandaş yeşil kart oydu bu hiç fark etmiyor. Türkiye'de paranız varsa bunlar bildirilecek. 2020'nin parası 2021 yılı içerisinde yaşadığınız ülkeye bildirilecek. Durum bu.